İnegöl Belediyesi tarafından çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Atatürk Bulvarı'na kamyonla çöp bırakıldı. Yoldan geçen vatandaşlar ortaya çıkan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kasıtlı olarak, bilinçli ve kasıtlı olarak dövüşlerdi. Yani bu provokatörlerin işidir yani. Provokatörlerin işi diyorsunuz. Evet. Fakat gerçek belediye farkındalık oluşturmak için vatandaşlara temizliğe dikkat çekmek için böyle bir uygulama yapmış. Ben bu köşede oturuyorum. Yani burayı kasıtlı bir şekilde böyle şimdiye kadar böyle de bilmek. Özellikle birisi bir yerlerden alt yazıp buraya şey olsun dövüşler yani. Belediyenin yapmış olduğu bir uygulama. Bu belediyeyle alakası yoktur. Bu kesinlikle bir yani belediyenin yapmış olduğu yani bu... Önlem işi değil yani bu. Belediyenin yapmış olduğu uygulamalar böyle değil yani. Çözmeye çalışıyorum ya. Belediye farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulamaya gitti. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Farkındalık oluşturmak için, vatandaşlara temizliğe dikkat çekmek için. İyi yapmışlar herhalde. Sizce güzel bir uygulama mı? Sesini duyurmaya çalışmanın her türlüsü güzel olsa gerek. Bazı vatandaşlar uygulanan projenin güzel olduğunu dile getirirken bazıları da çeşitli eleştirilerde bulundu. İyi bulmuyorum. Köprük var, köprülerin buraya ne diyor? İşte belediye buna dikkati çekmek için böyle bir uygulamaya gitti. Birazdan toplayacaklar. Nasıl bir görüntü sizce? Çok kötü. Çok kötü bir görüntü. Belediyenin yapmaması lazım, kaldırması lazım. Bu saate kadar tut pozisyonlardan yanlış. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Şu arkamızdaki çöp öbeğiyle ilgili vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde ne olduğunu meraklı gözlerle izliyor, sorguluyor. Bugün burada kontrollü bir çalışma, kontrollü bir proje başlattık aslında. Temiz şehir İnegöl, marka kent İnegöl efendim. Bu söylemleri belki çokça dilde yapıyoruz ama bunu beraberinde uygulamada da fiilen de gerçekleşmesini istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İnegöl'ümüz gerçekten güzel insanların yaşadığı bir şehir. Bunu hemen hemen her konuşmamızda ifade ediyoruz. Güzellikler şehri, hoşgörü şehri, esenlik şehri, huzur şehri diye ifade ediyorum. Aynı zamanda bu şehir temiz bir şehir olmak zorunda. Başka çaremiz yok. Bizler Müslümanız. Müslüman insan çevresine temiz tutar. Bugün yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza farkındalığı hissettirebilmek, verebilmek. Tabii biz bu çalışmaları çevre komisyonumuzla beraber bir yılı aşkın süredir yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Birazdan yukarıda da bu çalışmanın devamı olarak bir tanıtım ve lansman toplantısında gerçekleştireceğiz ama burada kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Bugün burada dökülen çöplerle aslında evet görmüş olduğumuz çöpleri şehrin belirli noktalarında ufak halini görüyoruz ama biz bunları bir araya öbekleyerek niçin böyle çöplerin atıldığını insanların sorgulaması, bunu merak etmesi ve bunu işte kirlendiğinde ne olur, kirletmezsek ne olur gibi sorgulamaları kendi arasında da yapmasını öncelikle istedik. Gel. Tamam.